Şimdi gelelim pişmaniye duayeni meselesine. Bu konuşmayı hangi hakla yapıyorum? Önce onu söyleyeceğim. Acun Günay burada. Acun Günay izleyeceğini bilmiyordum. Acun Günay Tarık Akan'ın hayat arkadaşı, sevgilisi, eşi, sevdiceği, herkesin tanıdığı bizim dünya güzeli Acun'umuz. Dolayısıyla o izliyor. Herhangi bir yanlışım varsa zaten düzeltir. Önce benim Tarık abiyle bir fotoğrafım var. Hangi hakla bu konuşmayı yapıyorumu size bir göstereceğim. Fotoğraf bu. Soldaki bendeniz, sağdaki Tarık Akan. Benim gibi bir insanın hayal bile kuramayacağı, bırakın tanımayı, onunla merhabalaşmayı, uzaktan bile görsek heyecanlanacağımız Tarık abi, beni Aykırı Sorular yayınlarından sonra arardı. İlk ben aramıştım. Onu yayına davet etmiştim. Bana dedi ki Enver, ben eğer yayına çıkarsam ikimizin de başı belaya girer. Senin başın belaya girsin istemem demişti. Engelleyen de Acun'muş. Çıkma demiş. Sen kendini tutamazsın. Onu da öğrendik. Sonra Tarık abiyle karşılaştık, sohbet ettik falan. Ve Tarık abiyle bir gün bir klasik konsere giderken orada yemekte herkes bir şeyler atıştırırken orada karşılaştık. Sonra konserde çok önemli bir konser. Perman'ın konseri. Tarık abi Acun zaten müzik seviyor. Biz de seviyoruz. Arkada önüne oturduk. Sohbeti açtı. Dünyaca ünlü bir sanatçı var. Benim çok sevdiğim. Tarık abinin de görmek istediği bir sanatçı. Acun dedi ki hadi dedi onu dinlemeye dünyanın neresinde olursa olsun gidelim. Tarık abi ben Acun eşim o gün bir o dostluğun, o yakınlığın duygusuyla başka bir dünyaya gezmeye, paralar harcamaya bilmem neye gider. Biz müzik dinleyelim, cebimizdeki 3 kuruşta bunu yapalım diye sözleştik. Düşün, daha önceden merhabam olan bir insan. Ertesi gün biletler alındı, uçak biletleri falan. Biz bir anda Paris'e uçağın içerisinde gider halde olduk. Şimdi herkes birbirine bakıyor, tamam mı? Ya biz tatile gidiyoruz ama Tarık Akan'ı biz uzaktan seviyoruz ama iyi adam mıdır, kötü adam mıdır? Ben iyi adam mıyım, kötü adam mıyım? Onlar düşünüyor falan ama Tarık Akan'la tatile çıkıyorum. Yani dünyada bir insana verilebilecek en büyük hediye. İndik. Çok güzel 4 gün geçirdik. Tarık abiyle benim öz abim olma süreci aslında orada başladı. Bazen 4 gün 40 yıldan fazladır. Çünkü uyuma dışında her an beraberdik. Bütün gün yürüdük. Tarık abi şarap çok sever. Beraber şarap içtik, sohbet ettik. Müzik, yani 2 tane konsere gittik. Tarık abi bana Bakırköy'den itibaren sanat hayatımdaki her şeyi isimleriyle tek tek hem bana hem oradakilere anlattı. Ve ben Tarık abinin bir insanın kendisini inşa etme sürecinde nasıl bir yol gittiğini görerek aslında bugün Tarık Akan biyografisi yazmam gerekse bayıla bayıla yazabileceğim bir tablo orada oluştu. Hatta Tarık abiyle ikimiz bazen baş başa kaldığımızda Tarık abi dünyanın en güzel küfür eden adamlarından biriydi. Küfürlü bir şekilde anlatırdı. 3 tane kırmızı çizgisi vardı. Bir tanesi Atatürk, bir tanesi Nazım Hikmet, bir tanesi de İlhan Selçuk. İlhan Selçuk'ta yakın hukuku var, çok şey öğrenmiş. Nazım Hikmet'in Türkiye'deki Nazım Hikmet Vakfı dahil olmak üzere her yerde taşın altına elini koymuş. Ve Atatürk'ün Türkiye'ye çok özel bir yani laiklik getirerek çok büyük bir armağan verdiğini düşünüyordu. Ve bunu herkes bilir. Rutkay abi de anlatmıştı. En yakın arkadaşı Rutkay Aziz'di. Her gün buluşurlardı. Giderken Rutkay abiye Allah uzun ömür versin. Onunla da sohbet ederdik Tarık abi hakkında. Tarık abiyi AKP bir kere bile arayıp Dolmabahçe toplantılarına, açılım bilmem nelerine falan davet edememiştir. Tarık abi 12 Eylül'de nasıl sosyalistlerin yanında idiyse Ergenekon balyoz meselesinde de dimdik ayaktaydı. Tarık abiyle ilgili şunu söylemek isterim. Mecburen söyleyeceğim. Biraz sonra fotoğrafta göreceksiniz. Tarık abi özellikle Nedim Şener hapisteyken Nedim'in haberi olmadan çok büyük destek veren bir kimseydi. Ve kimseye de zaten bunları söylemiyor. Söylemezdi. Biraz sonra fotoğrafta göreceksiniz. Ama esas mesele ne biliyor musunuz? Çok merak ediyorum. Acaba Nedim bugün
Tarık abinin karşısına çıkabilir miydi? Çünkü Tarık abi Türk-Kürt kardeşliğinin sağlanmasından tutun, Alevi-Sünni ayrışmasının ortadan kalkmasından tutun, Türkiye'deki sınıfsal bilincin oluşması, laikliğin tesis edilmesi, ilerici bir cumhuriyet kurulması için tam bir cumhuriyet aydınlığı tavrı gösterdi. Tarık Akan sıradan bir genç adamken yakışıklı olduğu için bir yarışmayla keşfediliyor. Keşfedildikten sonra doğal olarak filmlerde başlıyor oynamaya. Ama çok da büyük bir para kazanmıyor. Bu arada Tarık abinin Bakırköy'de sahilde o zaman denize giriliyor. Bakırköy'de sahilde denize girilirken can kurtaranlık yaptığı, acayip yakışıklı olduğu için kadınlar denizde açılıp boğulma numarası yapıp gelip Tarık Akan onları kurtarsın diye bekledikleri söylenir. Doğru bu. O kadar yakışıklı bir adam. Zaten herkes bunu biliyor. Başka bir adam yani Tarık abi. Dolayısıyla Tarık abinin bu çizgisi filmlerde işte o yakışıklı damat Ferit bilmem ne falan filan, bunlardan sonra Tarık abi Türkiye'nin içinde bulunduğu koşulları görüyor. Ve artık Tarık Akan bambaşka bir dünya aramaya başlıyor. Ve o bambaşka bir dünyayı ararken Tarık abi tabii çeşitli ustalara denk geliyor. Bunlardan bir tanesi Türkiye'de sosyalizmin tiyatrodaki en önemli ismi Brechtian tiyatronun yabancılaşma meselesinin Türkiye'de en büyük ekollerinden birisi. Yani Brecht'in ortaya koyduğu Brechtian anlayışı Türkiye'de ortaya koyan Vasıf Öngören. Tarık abinin bilgeleşmesi, fikri olarak gelişmesi noktasında ustası oluyor Vasıf Öngören. Sonra Yılmaz Güney ile tanışıyor. Yılmaz Güney de ona çok büyük bir katkı yapıyor. Ve Tarık abi artık aile filmleri, komediler, bugün romantik komedilerden 10 kat daha iyi olan filmler yerine toplumcu filmler yapmaya karar veriyor. Ne zaman toplumcu filmler yapmaya karar veriyor? O gün başı belaya giriyor. Maden filminin hikayesidir bu. Maden filminin hikayesi. Maden filmini yapmak istediği zaman tabii ilk defa bir sınıf mücadelesi olacak. Cüneyt Arkın milliyetçi ve bu işlerden hiç haberi olmayan bir adam. Ama Tarık abi diyor ki ilk defa iki jönün olduğu bir film olacak. Cüneyt'e söyleyin diyor. İki başrol var. Hangisini isterse o oynasın, ötekini ben oynarım diyor. Ve ilk defa Cüneyt Arkın'la Tarık Akan birlikte Türkiye'nin tarihinin en önemli filmi olan belki de Maden filminde oynuyorlar. Maden filminin yapımcısı olacak Tarık abi. Evet, bu film. Maden filminin yapımcısı olacak Tarık abi. Fakat bir anda sosyalist film yapmaya karar verdiğinde bütün kapılar kapanıyor. Ve Tarık abi Anadolu'daki sinemalara giderek, tek tek sinemalara giderek onlardan para topluyor ve diyor ki bunlar avans, ben size filmi vereceğim, filmden parayı kazanacaksınız, kazanamazsanız ödeyeceğim diyor. Türkiye'de bütün kapılar kapalı, herkes aforoz etmiş, Yeşilçam'ın dışına düşmüş, cebinde 5 kuruş para bile kalmamış ama Maden filmini çekiyor. Maden filmi Cumhuriyet tarihindeki en önemli toplumsal filmlerden biri oluyor ve Türkiye'nin Tarık Akan'ı o zaman anıtlaşmaya başlıyor. Ve Tarık Akan 12 Eylül günü öncesinde yani filmle ilgili bir meseleden dolayı bildiğim kadarıyla yurt dışında bir konuşmaya gidiyor. Öyle bir şey. Ve Türkiye'ye dönme diyorlar. Türkiye'ye dönme diyorlar. Çünkü darbe oluyor. Tarık Akan sosyalist. Tarık Akan mimlenmiş. Ve Tarık Akan Türkiye'ye indiği zaman tutuklanacak. Üstelik de öyle bir durum var ki Türkiye'deki junta sadece solculara karşı yapılmış. Yani Kemal Bey'in yanıldığı nokta o. Dar ağaçları solcular için kurulmuş. Ve Tarık abi gelmeme şansı olmasına rağmen, babası da askerdir. Hayır diyor. Geleceğim. Ve havaalanından alındıktan sonra hemen askeri cezaevine götürülüyor. Askeri cezaevinin ardından geleceğinin ne olacağı belli olmadan Bodrum katında burada işte şeyde neydi askeri cezaevi şuradaki haremde diyeceğim. Askeri şey var ya orada, unuttum şimdi adını. Neyse, onun Bodrum'unda sosyalist gençlerle aynı hücreye konuyor. Orada o duyguyu görüyor. O durumu görüyor. Sefalet, işkence, açlık vesaire büyük sorunlar. Günler birbirine karışıyor. Karanlık,
aşağıda işte bir lokma ekmek bulurlarsa buluyorlar. Günler birbirine karışıyor. Bakın daha size nasıl söyleyeyim? Ne zaman gece, ne zaman gündüz belli değil. Ve bir gün Tarık abiyi çağırıyorlar. Yukarı çıkacak. Bir subayın yanına. İşte o kritik yer, Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği yer ve kitaptaki yer. Lütfen göster. Tarık abi işkenceden çıkmış, geliyor şeye. Anne kafamda bit var kitabıdır bu. Geliyor şeye, o odaya. Tarık Akan içeri bir giriyor. O işkenceci askerin yanında kim var? Uğur Dündar. Uğur Dündar. İşte. Benim bir şey söylememe gerek yok. Müdür diyor ki babasından dolayı, oğlum sana iyi davranıyorlar değil mi? Aşağıda sana sıcak yemek söyleyeyim. Biraz beslen, kendine gel. Senin sinirlerin bozulmuş, böyle olmaz diyor. O sırada kapı açılıyor, bir polis giriyor. Müdürüm çözüldü, ötmeye başladı diyor. Müdür hemen yerinden kalkıp hızla dışarı çıkıyor. İşkence gören bir solcu bu. Ben Uğur'la odada yalnız kaldım. Yıllar sonra ilk kez karşılaşıyorduk. Daha önce yumrukumla kavga etmişler. Aramızda bir dostluk, arkadaşlık olmadığı gibi gençliğimizde yumruk yumruğa kavga etmişliğimiz bile vardı. Soğuk bir hava ve yapmacık jestler aramızda dolandı. Tarık, benden istediğin bir şey var mı? Yok, sağ ol. Ben TRT Genel Müdürü olacağım. Nezaket ziyaretine geldim. Dışarıda herhangi birisine söylemek istediğin bir şey varsa yardımcı olabilirim. Yok, teşekkür ederim. Müdür içeri girdi. Sinirden eli ayağı titriyor. Ana avrat küfrediyordu. Sol elini ovuşturuyordu. Belli ki canı yanmıştı. Kolonya döküp ovuşturmaya devam etti. Bir yandan da çocuğa sövüp duruyordu. Yani işkencecinin yanına nezaket ziyaretine gelmiş bir Uğur Dündar. Aralarında bir dostluk var mı? Yok. Bir arkadaşlık var mı? Yok. Herhangi bir zamanda oldu mu? Hayır. Şimdi gelelim Uğur Dündar'ın yayınladığı fotoğrafa. Sosyal medyasında yayınladığı fotoğrafa. Bu değil öteki. Öteki asıl fotoğraf bu. Biraz büyüterek ortaya alalım. Şimdi Uğur Dündar sanki burada aralarında bir dostluk varmış. Aralarında bir arkadaşlık varmış. Sanki kankalarmış gibi bunu paylaşıyor. Geceye hey gidi günler diyeceğimiz 12 Eylül'den 30 yıl sonra çekilmiş şu mutluluk anının fotoğrafını bırakalım. Elini omzuma koyan sevgili arkadaşım merhum Tarık Akan. Bak, omuzuna koymak bile dahil yapılıyor. Şimdi Acun'dan benim aldığım bir fotoğraf. Madem bu var, olayın gerçeğini anlatalım. Getir lütfen fotoğrafı. Evet, fotoğraf bu. Acun, Yılmaz Özdil'le bile sarılmış. Hayatında ilk defa görüyor orada. Bu gece ne Tarık Akan ne Acun bir kere o gecenin misafiri falan değil, yalan. Yeşilköy'de bir balık lokantasında, benim de Tarık abiyle gittiğim, Acun'la birlikte gittiğimiz bir balık lokantasında, tanınan bir lokanta, lokantacılar da orada yemek yiyorlar. İki sevgili. Yemek yiyorlar. Yan masada Nedim'in Uğur Dündar'a onu övgüler düzmek için yazdığı kitabını kutluyor bu ekip. Tekrar ediyorum. Uğur Dündar'a övgüler dizerek yazdığı ve Uğur Dündar'ın da Nedim'in eline 3-5 kuruş geçsin diye utanmadan her yerde söylediği bir kitap. Yanında doğal olarak Uğur Dündar'ın ikizi Yılmaz Özdil var. Arkada da Nedim Şener var. Nedim Şener şimdi AKP'nin tarafında, Cumhur İttifakı'nda. Yılmaz Özdil Kılıçdaroğlu düşmanlığından delirmiş durumda. Tarık Akan da orada. Kalkıyor Tarık abiyle Acun. Ayağa kalkıyor. Uğur Dündar masaya davet ediyor. Yeşilköy'de. Restoranda. Şimdi siz olsanız, Nedim'e yıllarca destek olmuş Tarık Akan. Yani Nedim'e bir şekilde gazeteci olarak saygı duyuyor. Yılmaz Özdil muhalif zannediliyor o zaman. Uğur Dündar da orada masaya davet etmiş. Hayır arkadaş, gelmez der misiniz? Dermez misiniz? O masaya gidiliyor. 20 dakika masada sohbet ediliyor.
karşılaşma sonucu. Bu fotoğraf Acun'un telefonuyla çekiliyor. Fotoğrafı Uğur Dündar'a gönderen de orada telefon alınıyor Acun. Dolayısıyla ortada bir dostluk falan yok. Ortada Tarık abinin Uğur Dündar'a vereceği, verdiği bir selam da yok. Yani yalan. Masada bu kadar insan varken sizi davet ediyorlar, tanıdığınız insanlar var. Ne yaparsınız? Gerçek bu. Ve bunu kullanıp 30 yıl sonra dostluk, mostluk ayıptır ya. Şimdi işin bir tarafı bu. İkinci tarafı. Tarık Akan'la Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir dostluk vardı. Telefonda konuşurlardı. Tarık Akan Kemal Kılıçdaroğlu'na hep destek verdi. Rutkay abi hep destek verdi. Rutkay abi orada hayatta. Rutkay abi Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasının doğru olduğunu, ağırbaşlı olduğunu televizyonda, Tele1'de bana söyledi. Radyo programında söyledi. Tarık abi ile Kemal Bey arasındaki dostluk sıcak bir dostluktu. Kemal Bey ile Acun arasında Tarık abiden kaynaklanan dostluk bugüne kadar sürdü. Söylemek istemiyordum ama bunu da söyleyeyim. Bu hikaye olduğu zaman Kemal Bey'le konuştuğumuzda bir gün artık her şey bitmiş. Kemal Bey de genel başkanlıktan düşmüş. Bir gün hep beraber Tarık abiyi analım diye Acun, hatta Acunlar'da Tarık abinin evinde beraber yemek yeme kararı da almıştık. Canan'ı da çağıracaktık. Neden? Tarık abiyi almak için. Çünkü bir şey daha söyleyeyim. Bunu da kimse bilmiyor. Ama bilin, beyefendi çocukları, hanımefendi çocukları var Tarık abinin. Canan, Kemal Kılıçdaroğlu'na Tarık Akan'ın oğlunun, Tarık abi Bakırköy'de olduğu için Bakırköy Belediye Başkanı olmasının topluma, herkese çok iyi geleceğini de söylemişti. Ama aile bunu istemedi. O ayrı mesele. Ama şunu söylemek istiyorum. O kadar yakınlar. Ve Tarık abi cenazesinde, Ahmet Necdet Sezer'in de, Kılıçdaroğlu'nun da olduğu, milyonların peşinden giden birisiydi. Ve Tarık Akan'ın Uğur Dündar'la bir dostluğu, bir ideolojik bağı yoktu. İkili konuşmalarımızı anlatamam. Başka insanlarla ilgili Tarık abi ölmüş bir insan. Ama Acun'un, benim eşimin şehadetinin olduğu yerleri sizinle paylaştım. Dolayısıyla bir yalan. Gelelim Oda TV'nin haberine. Ali onu bulursan. Oda TV bir haber yaptı. Haberde işte Uğur Dündar Tarık Akan'ın dostu mu değil mi diye Tarık Akan'ın en yakın arkadaşlarına telefon açtılar. Uğur Tarık'ın dostu mu değil mi diye. Kim organize etti? Uğur Dündar. Şimdi bir insanın dostu mu değil mi diye niçin telefon açılıp ona şey söylettiriliyor? Yani teyit ettirme ihtiyacı duyuyor. Ben bir tezimi ortaya koymuşum. Bunu yazmışım. Cumhuriyet'te yazmışım o zaman. Kimsenin söyleyemediğini söylemişim. Dost değiller. 12 Eylül'de genel müdür olmak istiyordu diye söylemişim. Açık açık. Burada herkesi karşıma alma pahasına. Çünkü gerçek bu. Nedenini de size söyleyeyim. Maalesef belki de Acun buna kızacak ama söylemek zorundayım. Tarık abi hastalandığında hastanede yatıyordu. Kaldığı yer kimseye söylenmiyordu. Çok yakınlar hariç, ne bileyim Rutkay abi vesaire gibi. Çok sevdiği insanlar hariç bilmiyordu. Ben de Acun'u aradım. Ziyarete geleceğim dedim. Tarık abiye sordu. Bakın kimsenin giremediği yere beni layık görmüş. Daha ne diyeyim? Gittim. Tarık abi uzanmış. O dağ gibi adam. Tabii her şeyin bilincinde. Tarık abi dedim, nasılsın? Lan Enver dedi, nasıl olayım? Bombok dedi. Ölüyorum dedi. Kimse yoktu. İkimizdik o an. Oğlum dedi, Cumhuriyeti yobazlara bırakmayın. Şerefimle temin ediyorum. Bunu söyledim. Tarık abiyi bunu kanıtlayamam. Çünkü ikimiz arasında konuşmaydı. Bu konuşmanın tamamı. Ama yazdım bunu. Tarık abinin
benim için önemi son nefesini vereceği günlerde beni oraya kabul etmiş olması, beni oraya kabul etmiş olması ve benim bunu işitmiş olmam. Tarık abinin hakkını savunmak zorundayım. Ve sağ olsun ki Acun, o da benim için şimdi gözlerim doldu. Tarık abinin en güzel tişörtlerinden birisini bana armağan etti 2 ay önce. Burada duruyor. Şimdi ben Uğur Dündar'a bir şey demem. Bu anlamda. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tarık Akan vurgusu yapmasının sebebi Tarık Akan'la olan bu hukuku, Acun'la olan bu hukuku beraber konuştuklarıdır. Ben bunu kimden teyit ettim? Hem Acun'dan hem de Kemal Bey'den. Dolayısıyla Enver sen mi bu metni yazdın falan gibi konuşanlar benim hiçbir alakam yok, aralarında bir hukuk var. Doğrudan telefonlaşıp doğrudan konuşan insanlar zaten. Ama ortada bir gerçek var. O metinde sadece Tarık Akan bölümü yok. Her Kılıçdaroğlu da Tarıklar bizim derken Türkiye'de olabilecek en temiz referansı veriyor. Yani Nazım Hikmet dostu, İlhan Selçuk dostu, Atatürk dostu bir Tarık Akan. Ona referans vermeyi herkes ister. Herkes ister. Mevzu bu. Ama o geceki o fotoğrafı bir daha verelim. O gece orada olunan şey bir dost toplantısı değildir. Değildir. Bu bir kutlama, bir kitap kutlamasında, bir yemek anında, hafif belki biraz 2 kadeh alkolünde alındığı bir anda Tarık abi şarap içerdi. Aynı yerde yemek yerlerken, oradan ayrılırlarken, iyi akşamlar, ya gel Tarık 5 dakika otur dendiğinde, Acun'la birlikte masaya gittiğinde Acun'un telefonundan çekilen fotoğraftır bu. Ve Acun'un Yılmaz Özillik'le daha karşılaştığı gün bir muhalif duygunun, ya hep beraber bu memleketi kurtaracağız duygusunun, Nedim Şener, Tarık Akan, Uğur Dündar vesaire, Yılmaz Özdil'in Uğur Dündar'ın masaya davet üzerine ortaya çıkan tablodur. Şimdi tweet'e dönelim tekrar. Tweet'e dönelim. Geceye hey gidi günler diyeceğimiz 12 Eylül'den 30 yıl sonra çekilmiş şu mutluluk anı fotoğrafını bırakalım. Elini omzuma koyan sevgili arkadaşım merhum Tarık Akan. Yani elimi omzuma koydu. Bana dokundu. Vallahi benim arkadaşım. Şerefsizim benim arkadaşım. Yeminle iyi insanım falan. Arkadaşınsa arkadaşın. O zaman onu herkes bilir. Bu geceyi Yılmaz Özdil'in, Nedim'in de namusuna emanet ediyorum. Benim diyeceklerim bu kadar. Sürçülisan ettiysem affola. Bir daha da pişmaniye duayeni parantezini açmayacağım. Yeter. Ama Tarık Akan benim kutsalım. Özböz abi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Varsa 3-5 soru onları alalım ve bitirelim. Bunları söylemekle yükümlüydüm. Hepimiz öleceğiz. Arkamızda yalan kalmasın. Hepimiz dostuz. Hepimiz arkadaşız. Böyle bir şey yok. Benim sınırlı sayıda dostum var. Tanışlarım var. O ayrı mesele. Tanışlara merhaba denir. Ben de bazen gittiğimde insanlarla sohbet oluyor. Ayakta konuşuyoruz bilmem ne falan. Ama dostluk başka bir şey. Dostluk çarpıtılmaması gereken bir şey. Ve çok açık. 12 Eylül'de kimisi işkencecinin yanında, kimisi darbecilerin yanında. Hangisisin arkadaş? Çok önemli bir şeyden söz ediyorum. Bunun altını çiziyorum. İşte Acun, Tarık abinin eşi, sevgilisi. Eğer Acun lütfen yaz, eksik ve yanlış bir şey söylediysem lütfen yaz, insanlar görsün. Söylediklerim doğruysa Acun, oradaysan lütfen beni teyit et. Ben de ağladım sabah. Çünkü Tarık abinin, Türkiye'de milyonların arkasından giden Tarık Akan'ın artık böyle kullanılmaması gerektiğini düşünüyorum. Altını çizelim. Lütfen Acun, beni teyit ediyorsan, eksiğim varsa da söyle. Bir diğer isim de Tarık abi hakkında konuşma hakkı olan Rutkay Aziz'dir. Herkes sussun, onlar konuşsun, o konuşsun. Bakın, Acun'la biz burada Tarık Akan yayını yapacaktık. Acun vazgeçti. Hatıralarımızdan konuşacaktık. O kadar saygı ve sevgiyle bakıyoruz ki hakkını veremeyiz diye yayından vazgeçtik. Acun dedi ki yapmayacağım. Bak, bu kadar zarafet içerisinde.
Yapmayın arkadaşlar. Ve bu hepimiz açısından Recai Acun ağlıyor. Hepimiz açısından büyük bir isimdir Tarık abi. Tanıdığım için çok mutluyum. Hayatta bazen öyle şeyler vardır ki bunları parayla pulla satın alamazsınız. Ben orta sınıf bir ailenin, bir memur ailesinin çocuğuyum. Benim Tarık Akan'ı tanımak aklımın uzak köşesinden bile geçmezdi. Ama bu iş bana Tarık Akan'ı, Kadir İnanır'ı, Müjdar'ı, Genç Erkal'ı, Lütfü Kayacı'yı tanıma imkanı verdi. Bana Türkiye'nin en büyük yazarlarını, Altan Öğmen'i, İlhan Selçuk'u, Ali Sirmen'i abim olması hakkını verdi. Altan abi, Ali Sirmen abi, Ferhan abi bana verdi bu iş. Anlatabiliyor muyum? Leyla Erbil'i bana verdi. Başka bir şey yok. Servet mi? Servet bu ya. Servet bu. Başka ne servetim olacak? Servet bu. Bana diyorlar ki gelir mi? Ya 12 yıllık evimde oturuz. Bir tane de matrak bir şey anlatayım. Acun bunu da teyit edecek mi? Şimdi gittik yurt dışına. Her Türk'ün yaptığı gibi yurt dışına ya da tatile gidenler biz Tuncay bizim arkadaşla gittiğimiz zaman yapar. Bütçe oluşturulur ya Ali. Şimdi ben dedim ki işte bütçe falan işte 500 euro koyacağız. Tarık abi dedi ki oğlum dedi bu işi becerebilecek misin? Pek tipinde becerecek bir durum yok. Para harcamayı becerecek gibi. Olur dedim ya Tarık abi ben hallederim. 500 euro Tarık abi koydu 4 gün için. Makul bir paraya da 300 euro ne bir şey koydu. Ben de koydum. Cebimize koyduk. Harcamalar yapılıyor. O para bitince bir daha koyacağız. Birinci gün, ikinci gün akşam Tarık abi dedi ki oğlum dedi ne kadar paramız kaldı? Ben cebime attım bütün para duruyor. Tarık abi dedi ki ben sana demiştim oğlum dedi. Ne oldu dedim. Ulan dedi kendi paramdan harcamışsın. Sağdaki cepken buradan harcayacaktın dedi. Bana bak dedi. Sen para işlerinde olmazsın. Senin elin avucun açık. Dolayısıyla gülmüştük orada. Yani para harcamayı bile beceremiyorsun Enver sen demişti. Sen usta olmazsın, adam olmazsın demişti. O yüzden param varken ki olmadı. Kendine bir tane ev al. Hiç değilse başını sokacak bir yerin olsun dedi. Bakın Tarık abinin bana nasihatı budur. Kendine bir ev al. Başını sokacak yerin olsun. Eğer bir param daha olursa ikinci ev al. Onun da kirası ileride çoluğunun çocuğunun olur dedi. Sen bu kafayla emekli de olamazsın. Habire kovulursun. Bunlar hepsi gerçek. Bilmiyorum Acun yazdı mı, izliyor mu ama bunların hepsini yaşadık. Ve bilmeyenler için söyleyeyim. Ali lütfen onu da bul göster. Bilmeyenler için. Ali İsmail Korkmaz'ın ağabeyi Gürkan. Bunu daha önce anlatmıştım ama yeri geldi anlatayım. O bizim yayındaki pasta görüntüsünü bulursan Ali. Ali İsmail'in katledilişinin birinci yıl dönümünde Gürkan'la konuştuk. Ali Kevi, Ali İsmail Korkmaz Vakfı'nı kuracaklar. Duyurmak lazım. Devlet de müdahale etsin de istemiyoruz. Ne olup ne bitecek gezinin zamanı. Kritik zaman. Gürkan'ın yayına çıkacağını duyurduk. Ali İsmail'in birinci yaşı. Neden? Öldükten sonraki ilk yaşı. Yani onun aslında daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Öldükten sonraki ilk yaş günü. Ben de duygulanınca cümleyi yanlış kurdum. Onsuz kutlanacak ilk yaş günü. Öyle söyleyeyim. O gün Ali İsmail'i yaşatmak için vakfın kuruluşunu anlatacağız. Aykırı Sorular programı. Evet bu. Şimdi Gürkan bu pasta yayından önce bir saat önce bana bu paket geldi. İçinde bir şey var. Küçük mektup. Oğlum Enver sen şimdi koşturuyorsundur. Bak oğlum Enver sen şimdi koşturuyorsundur. Düşünememişsindir. Ali İsmail'in pastasını gönderiyorum diye. Bakın. Yayında da söyleme dedi. Ve ben söyleyemedim.
Sonra Gürkan paylaştı. Bu pasta üzerinde yazılanlar hepsi Tarık abinin organizasyonudur. Ve adının verilmesini istememiştir. Ve ekranda biz Ali İsmail Korkmaz sen çok yaşa dediğimizde Tarık Akan'ın düşündüğü pastayı üfledi Ali İsmail adına abi. Ve diyor ki Gürkan, şimdi Ali sana emanet. Tarık abi. Arkadaşlar, ne bırakacağız? Ne bırakacağız kendimizden sonra? Ne bırakacağız? Tarık Akan Ali İsmail'in yanındaydı. Tarık Akan Deniz Gezmiş'in yanındaydı. Tarık Akan Vasıf Öngören'in, Yılmaz Güney'in yanındaydı. Tarık Akan oradaydı. Gezi'deydi. Tarık Akan bu. O yüzden kimin dostu kimin değil bilmek lazım. Tarık abi benim açımdan öz abimdir. Abim yok ama öz abimdir. Erken kaybettiğim öz abimdir. Her andığımda da tüylerim diken diken olur. İnşallah Ali İsmail ile Tarık abi diğer Gezi çocuklarıyla birlikte yıldızlar içerisinde kucaklaşır. Bunların farazi temenniler olduğunu biliyorum ama hakikat budur. Ve rica ediyorum. Bakın bu sefer efendice söylüyorum. Sayın Uğur Dündar, benimle ilgili ne söylerseniz söyleyin. Ama Tarık Akan meselesini kapatın artık. Tarık Akan meselesini kapatın. Yakışmaz. Evet, son değerlendirmeleri Acun yazdıysa onu da görelim ve bitirelim. Bu yayını yapmak zorunda idim. Gerekçelerini de anlattım. Acun yazdı mı? Ali yazmadıysa artık ben onunla konuşurum. Belki şu anda izlemiyor da olabilir artık. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Orada herhalde Acun izliyor şu anda bizi. Acun eksik bir şeyim varsa sürçülisan ettiysem affola, yayından sonra seni arayacağım. Tüm bu söylediklerim yazdım diyor. Hah, yazdım. Ne yazdığını görmedim ama yazdım diyor Acun. Bana mı yazdı acaba burada? Onun da bir altını çizelim bakalım. Dur. Evet. Evet. Tablo bu. Benim canım için yazdığınız çok güzel şeyler için herkese çok teşekkürler diyor Acun. Evet Acun burada. Tarık abi için yazdıklarınızı Acun okuyor. Canlı yayında sizi Acun'la karşı karşıya getirmiş olduk hep beraber. Ben de teşekkür ediyorum. Özel bir yayın oldu. Duygusal bir yayın oldu. Yapmak zorundaydım. Herkesin hayatta bir armağanı vardır. Benim armağanım da Tarık abi gibi isimleri ve özellikle de Tarık abiyi tanımış olmak. Umarım ömrümüzün sonuna kadar dik durur. Ödün vermeden hayatımı tamamlarım. Ama bir şey söyleyeceğim. Herhalde bu akşam bir kadeh rakı içeceğiz Tarık abi için. Ver beni.